ekleminin dejenerasyonu, yıpranması, aşınması neticesinde fonksiyonlarını yitiren eklemde ağrı, hareket kısıtlılığı, fonksiyon kaybı ortaya çıkar. Bu tür durumlarda diz ekleminin aşınan yüzeylerinin değiştirilerek yapay bir eklemle, protez dediğimiz eklemle değiştirilme ameliyatına diz protezi ameliyatı deriz. Diz protezi ameliyatları farklı şekillerde olabilir. Yani parsiyel, kısmi dediğimiz sadece bir bölümünün değiştirilmesi şeklinde de olabilir. Ya da total dediğimiz eklemin yıpranan, aşınan tüm bölümlerinin değiştirilmesi şeklinde de yapılabilir. Bu elimdeki total bir diz protezi ameliyatı. Hem yukarıda femur tarafının hem tibia dediğimiz tarafın değiştirildiği total diz eklem protezi. Burada ise gözüken parsiyel dediğimiz sadece eklemin aşınmış tarafının değiştirildiği protez modelleri. Diz ekleminin aşınan yerleri neredeyse o bölgelerin değiştirilmesi şeklinde protez yapılabilir. Kısmi ya da total protez. Diz protezi ameliyatından sonra hastanın normal fonksiyonlarına dönmesi hastanın daha önceki aktiviteleriyle ilişkilidir. Çok aktif olan, genç yaşta bu ameliyatın yapıldığı hastalarda farklı bir süre, daha ileri yaşlarda daha farklı bir süre verilebilir. Kabaca diz protezi ameliyatları da tıpkı kalça protezi ameliyatları gibi aşağı yukarı 1-1,5 ay içerisinde normal hayatına, yani merdiven inip çıkabilir duruma, oturup kalkabilir duruma, uzak mesafeler yürüyebilir duruma gelebilir.